olsun kızım evladım. Biz ailece, kaynımgil hep beraber gezdik biraz. Önce Nişantaşı'na gittik. Orada gezdik biraz. Orada bir park vardı. Kediler vardı o parkta. Ecrin o parkta oynadı. Kedileri sevdi. En son fotoğrafını da zaten orada çektim. Sonra döndük. Çocuklarımız acıkmıştı. Orada bir hamburgerciye girdik. Hamburgerlerini yediler. Yusuf biz de kumpir yiyelim dedi. Navigasyondan yürüme mesafesindeki kumpircilere baktı. Yürüyorduk. Benim zaten herkes birbirine adım mesafesindeydi. Ben, kızım, eşim, kaynım, çocukları falan önlü arkalı birer adımlı mesafede yürüyorduk. Ben gayri ihtiyari mağazaların vitrinlerine bakıyordum. Yönüm bu şekilde zaten. Olayı anlamadım bile ben. Ben hiçbir şey anlamadım. Darbeyi de zaten o yüzden bu taraftan almışım, şu tarafa dönük baktığım için. Darbeyi aldıktan sonra çok küçük bir bilinç kaybı yaşamışım. Yürüdüğümü biliyorum, bir süre yürüdüm. Yürürken insanların kaçıştığını, beni de çekiştiriyorlardı. Dükkan içlerine girmek için falan, ama ben nerede olduğumu, ne olduğumu anlamadığım için sadece yolun ortasında yürüdüm. Sonra bir mağazada daraba yarıya indirilmişti. Eltim çocukları elinde bağırıyordu. Onu görünce Ecrin aklıma geldi. O an zaten fark ettim çocuğum ve kocam oldu. Ecrin, Yusuf nerede dedim. Bilmiyorum dedi. Arkamı döndüm. Yürümeye, koşmaya başladım. Yürüdüm mü koştum onu da bilmiyorum. Ama Yusuf'la Ecrin bulunduğum noktada, onlar bir adım bile atamamışlardı. O noktada ikisi de yerdeydi. İkisi de yerdeydi. Sonra Yusuf'un nabzını, boynunu kontrol ettim. Yaşamıyordu zaten. Ama Ecrin'in yaşama ihtimali vardı. Ecrin nefes alıyordu, ses veriyor. Ses çıkarmıyordu ama böyle yaşıyordu yani çocuğum. Eli iki parmağı çok açılmıştı. Altındaki deri duruyordu sadece. Birleştirip tampon yapmaya çalıştık. Orada birileri bize yardım etti. Kaynım zaten eşimin başındaydı o. Sonra ambulans aradım. Buldum kızımı. Kattım ambulansa. Götürdük. İkisi de gitti. İçime biraz su serpilir herhalde. Kızımın ve eşimin kanının yerde kalmasını istemiyorum. Çünkü onlar o sokaktaki en masum iki insandı. Süleyman Soylu bana söz vermişti. Ona çok teşekkür ediyorum. İntikamı alınacak. Sen sadece dik dur demişti bana. Terörün her türlüsüne lanet olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Her türlüsüne. Çünkü hiçbir dava masum bir çocuğun kanı kadar değerli değil. Hiçbir dava benim çocuğumun kanı kadar değerli değil. Zaten her şeyimiz beraberdi. Bütün sırrımız, şeyimiz olsun. Güzel bir şeydi. Güzel bir gündü. Güzel günümüzdü. Hatta son şeyde bayağı bir şakalaştık. Ama terör olan illet bizden onu aldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bunların kanı yerde kalmadı ve kalmayacaktı. Bu terör illeti artık daha bitsin. Ne Ecrinler ne Yusuflar artık ölmesin. İstemiyorum.